Rekod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını değerlendireceğiz. O yanımda Oğuz var. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yani istersen direkt maça geçelim hemen. İşte çok böyle temposuz bir karşılaşma. 1-1 berabere bitti. Hafif sıkıcı bir maç. Sen detaylıca anlatırsın. Aynen öyle. Yani aslında maçın başında maçla ilgili hani isim isim bakacak olsak ben bundan kesinlikle daha iyi bir maç beklerdim. Özellikle asist yapmasına rağmen ben Alanyaspor'da Bakasetas'ın oyun temposunu bu maç hiç beğenmedim. Aynı şekilde Efecan Karaca'nın ve Davinson'un da normal günlerinden çok çok uzak olduğunu gördük ve zaten hani direkt olarak ilk 11'iyle oynayan bir takım olduğu için Alanyaspor bu oyuncular iyi oynamadığı zaman üretme konusunda sürekli olarak sıkıntı çektiler. Ürettikleri pozisyonlarda da ya iki bekin de bindirmesinin olduğunu gördük ya da arkadan hani yani ikinci bölgeden Salih veya Zavellas'ın attığı uzun paslarla pozisyonlara girdiklerini gördük. Yani Alanyaspor için aslında kısır bir maç geçtiğini söyleyebilirim. Normalde şu ana kadar oynadıkları diğer maçlara göre. Yani ana olarak Trabzonspor'un üzerinden gitmek gerekirse Trabzonspor bence rakibine çok iyi çalışmış. Buna João Pereira'nın merkezde aynı Siopis'in aldığı görevi alarak başlamasını çok net bir şekilde örnek olarak gösterebiliriz. Ayrıca sağ kanadı iyi kullanan Efecan'ı ve arkasındaki Juanfran'ı savunmak için de önüne Ekuban'ı koymuş, arkasına da Kamil Ahmet'i koymuş sol kanatta. Çünkü normalde oynayan Marlon'un defansif olarak aksadığını maçlarda biraz da gördük. Çünkü sadece hücum yapmaya gitmedi aslında Trabzonspor dünkü oynanan maçta Alanya'ya. Yani bu anlamda hem orta saha dizilimindeki farklılığı hem sol beke Kamil Ahmet konulması bence gayet iyiydi. Uğurcan'ın aslında iyi bir performansı vardı. Bence Uğurcan zaten oynadıkça iyi olmaya devam ediyor. 4-3'lük Kasımpaşa maçında bile Uğurcan'ın kurtardıkları sayesinde Trabzonspor ayakta kalabilmişti. Bugün de aynı şekilde oldu maçta. Stoper ikilisinin her geçen gün birbirlerine daha çok alıştığını görüyoruz Trabzonspor'da. Bu da ilerisi için bence gayet güzel bir umut verici bir davranış Trabzonspor taraftarı için. Merkezde Flavio'nun topsuz oyundaki artıları bence Trabzonspor'a oraya Baker geldiğinde onu topla beraber tamamlayabilecek bir oyuncu olduğunda da düzgün bir hani net bir orta saha üçlüsü de bulunabileceğini gösterdi. Çünkü Abdülkadir Parmak da 90 dakika forma giydiği maçta özellikle Bakasetas'ı savunması, Bakasetas'ın haricinde de diğer pozisyonlarda da Salih'e gidip Salih'e baskı yapması Trabzonspor'un rakip analizi konusunda gayet iyi olduğunu gösterdi. Şimdi yani hücum olarak baktığımızda Trabzonspor'a ilk yarıda Canini'nin kaçırdığı pozisyon belki de maçın seyrini değiştiren an oldu. Çünkü kaleciye karşı karşıya kaldı pozisyonda. Yani %60 Canini kaçırdı, %40 da Marafon'u kurtardı. Çünkü Marafon'un da hakkını yemek istemem. Ama o gol olsaydı eğer ilk yarıda bence çok daha farklı ve Trabzonspor açısından biraz daha rahat bir maç izleyebilirdik. Çünkü Trabzonspor öne geçtiği maçlarda ve bu oyun sisteminde bence çok daha rahat sonuca gidebilecek takım olacaktır. Zaten attıkları gol de aslında biraz bu anlamda onlar için iyi oldu. Çünkü bu maçta kaybetseler de eğer Abdullah Avcı gelmeden bu maçta kaybedilseydi bence tamamen ligi havlu atmış bir Trabzonspor izleyebilirdik. Sonuç olarak maç 1-1 bitti ve hani takımla alakalı da aslında umutlu sinyaller verildi. Evet, maç planı ile ilgili konuşsak hani maçtan önce zaten şeyi görmüştük, kadrolara bakınca işte Alanyaspor'un top alacağını ve Trabzonspor'un topu vereceğini anlamıştık kadro yapıları itibariyle. Trabzonspor'un orta üçlüsünün hani iyi pasörlerden oluşmaması itibariyle. Yani maç planında Trabzonspor'un daha doğru bir yerde olduğunu gördüm ben. Yani biz büyük takımız, topu alıp galibiyete gidelim deseydi muhtemelen kaybedecekti. Alanyaspor cezayı kesecekti o zaman. Bence Trabzonspor'un bu sene Malatyaspor maçından sonraki en iyi oynadığı maç bu arada. Hani ben öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Yani istersen sen bir Trabzonspor'un geleceği üzerinden konuşalım, sonra da bireysel olarak oyuncuları değerlendiririz. Aynen öyle. Yani şimdi zaten Abdullah Avcı'nın artık geleceği gün be gün ortada. Kendi kurmaylarıyla beraber milli arada Trabzonspor'un başına geleceğini artık görüyoruz. Sadece resmi açıklama kaldı. Yani Trabzonspor'da sakatlar iyileştiği zaman biraz daha hani oturaklı bir oyun izleyebiliriz iç sahada. Daha hücuma yatkın, daha çok toplu oynayan, daha çok pas yapıp, daha çok ince paslar atabilen bir takım görebiliriz. Ancak bunun oturması için de aslında biraz zamana gerek var. Keşke sezon başında direkt Abdullah Avcı ile başlansaydı da hani onun istediğini, hani onun yapmak istediklerini oyuncular da bir şekilde önceden çalışmış olsaydı. Şimdi
Çünkü elde baktığımız zaman, merkeze baktığımız zaman Luis Baker haricinde Trabzonspor'da orta sahada yaratıcı olabilecek bir oyuncusu yok. Bunun da sıkıntısını bence ligin bu uzun maratonunda daha net bir şekilde hissedecekler. Yani Abdullah Avcı devre arasında mutlaka bir takviye yapacaktır oraya. Biz normalde hani Trabzonspor'dan biraz daha kesici bir oyuncu transfer etmesini beklerken bence Abdullah Avcı geldikten sonra oraya daha yaratıcı, daha çok öne hem uzun paslarla hem araya atılan topları atabilecek bir oyuncu transfer etmesini ben bekliyorum. Zaten de hani devre arasına kadar bir şekilde Trabzonspor'un en azından oyununu toparlamak açısından zamanı olacaktır ve bununla beraber de hani bu yapılan antrenmanlarda onların gelişimine tekrar katkı sağlayacaktır. Evet ya, biraz da Alanyaspor'dan bahsedelim istiyorsan. Çünkü ligin şu an maç eksiğine rağmen lideriler hala da averajla da olsa. Yani bundan önceki haftalarda Alanyaspor'un oyununu hep övmüştük ama bu hafta ben ilk kez hani rakip onlara karşı çok net kapanıp çok fazla önlem alınca çok etkisiz kaldıklarını gördük. Sen ne düşünüyorsun? Yani kesinlikle zaten dediğim gibi yani programı açarken dediğim gibi ilk 11'in performansına göre yükselen bir takımdı Alanyaspor. Zaten yedek kulübesinde bu maçta da direkt oyuna girebilecek tek ismi Koma Babakar'ın olmaması Alanyaspor'u iyice daraltan bir takım haline getirmişti. Zaten yedekten yapılan hamlelerin ben hiçbirinin oyuna direkt bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence performans olarak da çıkan oyunculardan çok aşağıda kaldılar. Maçı izlerken babamla beraber birbirimize şunu söylemiştik hani Alanyaspor'un bir maçında bu maçın oyuncusu Siopis oluyorsa demek ki Alanyaspor bekleneni verememiştir. Zaten bu maçta da açık ara bir şekilde maçın en iyi oyuncusu Siopis'ti ve zaten yaratıcılık anlamında da istenilen seviyenin altında kaldıklarını gördük biz Alanyaspor'un. Evet, yani Siopis övdük. Gel biraz bireysel performanslardan bahsedelim. İşte Siopis dedik. Onun dışında iki takımda sen kimleri beğendin? Öyle. Yani ben Trabzonspor'dan bakacak olursak goldeki hatası çok büyük olmasına rağmen hani Kolker'in attığı golde ayağının takılıp düşmesi hatta o faul pozisyonu yapan oyuncunun Vitor Hugo olmasına rağmen bu savunma dörtlüsünün ben en güvenilir isminin hala Vitor Hugo olduğunu düşünüyorum. Bana bu anlamda çok iyi bir güven verdi. Uğurcan'ın performansı gün ve gün ileriye gidiyor yani artıyor. Orta sahada da ben en çok Flavio'yu beğendim çünkü topla beraber çok ortalıkta gözükmese de Flavio hani adam kitleme konusunda bu maç özelinde Trabzonspor'un tam aradığı oyuncuydu ve bu şekilde de iyi bir performans verdi. Kötü olarak da bugün hiç bahsetmediğim Abdülkadir Ömür'den bahsetmek istiyorum. Yani dengesiz bir sol bek olan Mubanchi'ye karşı bile Abdülkadir Ömür'ün bugün dün oynanan maçta bence çok etkisiz kaldığını, topla beraber ileriye dönük driplingler yapamadığını ve hani bu Trabzonspor'un merkezindeki yaratıcılık sorununu çözemediğini gördüm. Hatta ondan sonra oyuna giren Yusuf Sarı'nın bile aldığı kısa sürelerde Trabzonspor'un bu atak yaratma ve hücum genişliği kazandırma konularında Abdülkadir Ömür'e göre çok daha iyi bir performans gösterdiğini gördük maç içerisinde. Bundan sonra da diğer maçlarda bence daha çok süre bulması gerekiyor Yusuf Sarı'nın çünkü Eddie Newton onu hiç kullanmamıştı. Evet, son olarak istersen Abdullah Avcı'nın geleceği artık kesin gibi dedik. Onu biraz daha detaylandırarak bitirelim. Hani Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yaptığını gördük. Çok bir sistem hocası. O sistemi yaratmak için çok fazla zamana ihtiyacı var. Hani sezon ortası bu takımla ne kadar yapabilir ya da artık kendi kafasındaki şeyi değiştirmek zorunda bence. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya kesinlikle çünkü Abdullah Avcı'nın hani en azından Beşiktaş anlamında bir referansı olduğu için biz Beşiktaş'ta ne oynatmak istediğini bir görüyorduk ve hatta Caner Erkin'den bir neredeyse bir oyun kurucu yaratmak üzereydi kendi sisteminde. Trabzonspor üzerine baktığımız zaman direkt bu şekilde bir oyun tarzının olacağını çok düşünmüyorum ama başka taktiklere de Abdullah Avcı'nın ne kadar uyabileceğini de bilmiyoruz. Bu bizim için de soru işareti. Artık bundan sonra hani önümüzdeki maçlarda izleyip göreceğiz. Belki de tamamen bireysel oyuncu performansları üzerinden ilk yarıyı tamamlamaya çalıştık. Çünkü Ekuban oynadığı dakikalarda iyi bir performans verdi. Vakayeme sakatlıktan dönerse form tutan bir Canini ile belki ön tarafta tamamen bireysel performanslar üzerinden maçları kazanmayı deneyebilir Abdullah Avcı. Evet, bu kadro aslında benziyor biraz. Abdullah Avcı'nın ilk İstanbul Büyükşehir Belediyespor Evet. günlerindeki takımlarında benzeyen bir kadrosu var Trabzon'un. Ondan sonra eklemek istediğin başka bir şey yoksa videoyu Yok abi. kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalmaya devam edin. Hoşça kalın.